Merhaba Murat Bey. Bugünkü videomuzda yine web sitemize gelen soruları cevaplamaya devam ediyoruz. Gelen sorulardan dikkatimizi çeken yine yapı sağlığı oldu. Yapı sağlığı hakkında birçok farklı soru var ama hani yapı sağlığı ile ilgili genel bir bilgilendirme yaparsanız izleyicilerimiz açısından oldukça açıklayıcı olacağını düşünüyorum. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Merhaba Ertuğrul Bey. Evet, yapı sağlığı diye literatürde aslında bir terim var. İnsan da bir yapıdır. Yani vücut yapımız vardır en azından mantıkla düşünürsek. Başımız ağrıyınca bir doktora gideriz. Ağrımadan gitmeyiz. Ama bazı insanlar daha tedbirlidir. Check-up yaparlar. Bir kanseri daha önceden tanılayabilirler. Tedavi görebilirler. Bundan hayatlarını kaybetmeyebilirler. Yapı da aynı şekildedir. Şimdi yapımızı bir binamız var. Şu an biz de bir binadayız. Bu binayı çeşitli aralıklarla gerekli kontrollerini yaparsak, yani bir örnek vermek gerekirse genelde Türkiye'deki binaların genel sorunu nedir? Zeminden kaynaklı problemlerdir. Zeminden kaynaklı problem ne demektir? Zeminin oturması vesairesinden bahsetmiyorum burada. Zeminin izolasyonundan, zemindeki havalandırma, nem durumu. Yani korozyon aslında tarihin en büyük sorunu dediğimiz sorun korozyon kaynaklı hasarlardır. Bunları zaman zaman rutin kontrollerle kontrol edip eğer ki bir ilerleme veya sağlığını bozacak yani yapının sağlığını bozacak bir durum varsa buna müdahale ederek yapının da ömrü uzatılabilir. Binlerce binayı inceledim. Bu incelemeler sonucunda gördüğüm şey bunlara 40 yıl, 50 yıl, 70 yıl, 100 yıl hiç kimsenin inip bakmadığı ve sonuç artık nasıl tabir edebileceğimi bilemiyorum ama ölümle sonuçlanmak diyebiliriz buna. Bu hale geldikten sonra yıkım veya binanın tahliyesiyle sonuçlanacak bir şekile geldiğini ve bunun da geri dönüşü olmadığını gördük. Yapı Sağlığı İzleme Merkezi diye biz bir oluşum yapmaya çalıştık. Fakat tabii bu oluşum ne kadar doğru şu an için bilemiyoruz. Çünkü bunu anlatmakta çok zorlanıyoruz. Yapının sağlığı, evet çok büyük hasarlar, çok büyük masraflar, çok büyük zaman kayıpları açacak işlemlerdir. Ama ufak müdahaleler diyorum. Çünkü sorun büyümeden müdahale ederseniz bu sorunu çok daha kapsamlı, çok daha masraflı, çok daha yıkıcı veya geri dönülemeyecek bir hale gelmesinden kurtarabilirsiniz. Teşekkürler bu konuyla ilgili bizleri bilgilendirdiğiniz için Murat Bey. Rica ederim Ertuğrul Bey.